Asker 28 Şubat'ta kullanıldı demiştiniz. Kim tarafından kullanıldığını düşünüyorsunuz Sayın Kamalak? Efendim Türkiye'de bakın geçenlerde Sayın İçişleri Bakanı şöyle satır aralarında bir cümle söyledi. Dedi ki 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ yapmadı dedi. Bunu hatırlayacaksınız. FETÖ yapmadı dedi. Doğru. Kim yaptı? Amerika Birleşik Kim Devletleri'ni yaptı? İşaret etmişti. Onu işaret. Hmm. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin o büyük müttefikimizin izni, yöndergesi, desteği olmadan Türkiye'de darbe olmaz. Peki ama siz darbenin arkasında Sayın Süleyman Demirel'in asıl bulunduğunu söylüyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım efendim, az önce. Şimdi şöyle diyelim. Sadece Demirel'de sanıyorum doğrudan destek veren kişi değil. Onun da arkasında başkaları var diye düşünüyorum. O aynı başkaları mı? Yine Amerika. Peki. Çünkü şöyle düşünün. Efendim 18 maddelik bir karar hani Milli Güvenlik Kurulu'nda alındığı falan şu olan bu olan. Daha sonra onların kriptosu elimize geçti. Bütünüyle Amerika kaynaklı. Bütünüyle Amerika kaynaklı. Nitekim 12 Eylül darbesiyle ilgili olarak hatırlayacaksınız. Oradaki değerli misafirlerimiz de hatırlayacaklar. Amerikan başkanına haber verildiğinde Türkiye'de darbe oldu diye. Ha bizim çocuklar diyor. Doğru. Bizim çocuklar. Yani Türkiye bana göre ciddi manada olayların arkasındaki gerçeği görmek durumunda. Farkındaydı veya değildi. Kendisi belki efendim tutmaya çalışıyordu ama İçişleri Bakanı doğru söyledi. İçişleri Bakanı doğru söyledi. Sonra da tevhir etti. Efendim ben öyle demedim işte Amerika'nın desteğiyle falan 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 ama işin gerisinde Amerika vardı. Hmm. 28 Şubat sürecinde de öyleydi. Yani Amerika'nın desteği olmadan Türkiye'de tanklar yürür müydü? Efendim Amerika'nın desteği olmadan 12 Eylül hareketi yapılabilir miydi? Mümkün değil. Peki. Ha, bu arada efendim şunu Erhan Beyciğim tarihe not düşme bakımından şunu ifade edelim. 1950'de biliyorsunuz efendim merhum Menderes iş başına geldi. 1954 yılında Türkiye dünya hububat üretiminde 4. ülke. Şu an dışarıdan ürettiği kadar ithal ediyor ayrı bir konu. 4. ülke. Dünya Bankası dedi ki Dünya Bankası kim? Amerika özü itibariyle. Tabii. Dedi ki bu hamleler efendim Türkiye'yi enflasyona götürür şu olur bu olur yatırımları kısın dedi. Merhum Menderes dedi ki yatırımları kısarak bir ülkenin gelişmesi mümkün olur mu? Kalkınabilir mi? Falan dediğinde bu sefer ambargo uygulandı Türkiye'ye. O Dünya Bankası yetkililerine dedi ki 24 saat içerisinde ülkemdeki temsilcilerin çek dedi. Kovdu yani. Ama bu sefer Türkiye'ye ambargo uygulandı. Normalde resmiyette doların kuru 2 lira 81 kuruş iken fiilen 9 liraya çıktı. 1959 yılında neticede Amerika ile ilişkileri düzeltmek amacıyla büyük bir heyetle Amerika'yı ziyaret programı hazırlandı. Yani dedim, diyorsunuz ki o zaman da ekonomik darbe yapmışlardı. Efendim şunu hayır fiili darbeyi de yaptı. Hı. Asıl cümlemi sonrasında, söylemedim henüz. Sonrasında. Henüz söylemedim. Efendim normalde bir ülkenin başbakanının dış programı o başbakanlık binasında hazırlanır. Ama merhum Menderes Amerikan Büyükelçiliğine gitmek zorunda kaldı. Yazık ki o dönemin büyükelçisi Sayın Başbakan'ı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı bir saat bekletme odasında bekletti. Bir saat. Bu bir küstahlıktı. Peki. Kabul edilemez bir durumdu. Ama o günkü şartlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yuttu bunları, Amerika'yı ziyaret etti. Dönüşte sordular. Dediler ki ziyaretiniz nasıl geçti? Bir cümle. Türkiye demek ki kendisine yeni dostlar edinmek mecburiyetindedir. Rusya'yı ziyaret kastediyordu. Peki. Temmuz ayında Rusya'yı ziyaret etmeye düşünürken 27 Mayıs darbesi yapıldı. Arkasında kim var acaba? Peki bir ara soru. 28 Şubat'ın arkasında sizce Fethullah Gülen de var mı?
Valla destek verdiğini biliyorum. Destek verdiğini biliyorum. Benim o tarihte de yazım var. Sitemim var hocam diye. Çünkü alkış tutuyordu. Başaramadınız, gidiniz diyordu. İmam Hatipler kapatıldı. Bu bir Türkiye için eksiklik değildir diyordu. Ben onun üzerine Akit gazetesinde iki tane makale yazdım. Sitemim var diye. Yani fiili, yani resmen zaten açıkça ifade ediyordu. Nitekim zaten o dönemlerde Fethullah Gülen'de Batı Çalışma Grubu'nun en gözde elemanlarından biriydi. Darbeye ne kadar etkisi olduğunu bilmiyorum ama dışa yansıyan durum böyleydi.